Evet millet, Türkiye'ye yeni gelmiş olan ve sadece bende bir adet bulunan, şöyle göstereyim, Mondial i50 RF modeli ile birlikteyiz arkadaşlar. Bu motor ruhsatta 50 cc geçip, yani trafik sigortası ve vergiden muaf olup B sınıfı sürücü belgesiyle sürülebilir haldedir. Bu motor dediğim gibi ruhsatta 49 cc geçip sanki 150 cc bir makineye sahip, gayet güçlü, performanslı. Bugün Türkiye'deki 50, 80, 100, 125 ve 150 cc çoğu skuturu tokatlayabilir halde bir modeldir arkadaşlar. Dediğim işin geyiğidir bu motor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi benim RMG B08 aldım bir tane hurda, sağa solu kırık. İlk önce o motoru alır almaz hemen alt makinenin silindir pistonunu değiştirerek makineyi bir kere 150 cc yaptım. Performansını arttırdım. Yetti mi? Yetmez. Ne yaptık arkadaşlar? B08'lerin şanzıman dişli oranları standarttır, normaldir ama ben buna daha uzun bir şanzıman dişli oranı taktım. Nedir o da? 2018 model Motorux Rossi şanzıman dişlisi. Böylece 12 jantla atıyorum bizim 2018 Rossi'lerden jant farkından ötürü daha yüksek hıza çıkabilme kapasitesine erişmiş oldu ki onların dişlisi zaten uzundu. 150 cc alt makine, uzun şanzıman dişli oranı. Daha sonra işte yeni kayış, modifiye varyatör, kendi yaptığım kanalımda videosu mevcut. Bunlardan sonra ne kaldı geriye? Ama motorda tam veri verebilmek için bir de arkadaşlar 150 cc üst kapak koydum. Makine artık oldu. Mekanik olarak bir eksiği kaldı mı? Kalmadı. Sadece ekstra olarak bir egzozla ayarlarsam 10 numara olacaktır. Daha sonra arkadaşlar bu motor Mondial RF 150 diye geçen bir motor var. Bu motorun granajlarını full takım set olarak aldım. Ekstra farını da aldım. B08'in bütün granajlarını soydum ve bu RF granajlarını B08'e giydirdim. Peki bütün granajlar birebir oturur mu? Evet, oturur arkadaşlar. Ama benim kullanmadığım ne var? Sadece ön çamurluk oturmaz. Amortisör bağlantı yerleri farklı olduğu için arka çamurluk oturmaz ya da şöyle oturur. Arka stopu da almanız icap eder. Ben arka stop almadığım için orijinal arka çamurluğunu altında bıraktım. Görsel olarak aynı olsa da bağlantı yeri farklı. Onun haricinde bütün parçalar arkadaşlar RMG B08'e birebir orijinaliyle aynıdır. Direkt oturur, uyum sağlar. Başka ne vardı? Bir de tabii ki aynalar, bizim Motorux Rossi RS aynalarıyla değiştirdim. Ayrıyetten gösterge de farklıdır. Çünkü granaj değiştiği zaman gösterge değişimi de icap eder. Çok benzer ama farklı, ama şöyle saatli bir gösterge ile son olarak görselde göstergeyi de değiştirdim. Peki hiç boya, ön çamurluğu ne yaptık? Ön çamurluğu arkadaşlar B08'in kırmızı tonu farklı olduğu için ve zaten kırıktı. Ben de ne yaptım? Motoran Wind 125'lerin kırmızıları, bende beyazı var biliyorsunuz. Kırmızı tonu RF'nin kırmızı tonuyla birebir aynı olduğu için 60 liraya internetten bir tane sipariş verdim. Geldi, taktım. Kırmızı tonu birebir yakaladığı için 10 numara oldu. Yani ön çamurluğu da böyle halletmiş oldum. Daha sonra arka kuyruğu orijinal RF'lerdeki gibi kendim kırmızıya boyadım. Bir de ekstra olarak şu gördüğünüz hava girişleri normalde siyah. Bir de bu yan iki hava girişini arkadaşlar kendim kırmızıya boyadım, bu ızgaraları. Bence gayet güzel oldu. Yani motorun genel görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. Yani B08'den böyle bir görsel elde ettim. Bence çok güzel, çok başarılı oldu. Motorun tipinden sıkılan veyahut da işte ucuz yolu nasıl daha güzel hale getirdi. Gerçi güzellik kavramı biraz görseldir, yani görecelidir ama yani ben beğendiğim için bu halde bu motora biniyorum arkadaşlar. Dediğim gibi alt makineyi sıfırladım. 150 cc yaptım. Granaj takımını komple yeniledim. Bence gayet güzel bir motor oldu. Bu motorla ilgili performans da, performans videoları da veya biraz daha detaylar da yakında kanalımda olur arkadaşlar. Farları merak edenler, şöyle gördüğünüz gibi yanda 2 adet park ampulleri, lambaları. Ortada da yine çift yanan bir çift tombul götlü far ampulü
mevcuttur. Aydınlatma başarılı mı? B08'de hemen hemen aynı diyebilirim ama B08'den daha iyi bir aydınlatmaya sahip değil tabii ki. Ben ki LED ampulle veya daha güçlü bir ampulle aydınlatması da daha iyi seviyeye bir ihtimal getirilebilir arkadaşlar. Bu motorla ilgili de daha fazla detayları veya nasıl yapıldığını merak eden arkadaşlara müsait zamanda bunun da nasıl yapılacağını inşallah sizlerle paylaşırım. Görüşmek üzere.